allah Teala ne yapıyor? Dağlardan örnek veriyor. Yine Enbiya suresinde ravasiye kelimesi yeri sabitlesin diye biz o dağları yarattık meselesi geçiyor. Şimdi tabi burada bir mesele var. Şimdi şöyle misal verecek olursak bir şey suyun üzerinde durduğu zaman mesela gemi durduğunda su titreyen bir şey, akıcı bir şey. Üzerine bir kütle koyduğunuz zaman o da akıp gidiyor bağlamazsanız bir yere. E şu anda yeryüzünde neyin üzerinde alt katmanlara doğru indiğiniz zaman bir sıvının üzerinde, suyun üzerinde. Zaten e, ilk önce her şeyi sudan yarattık dedi. Sonra efendim yani yerler de yaratılmış oldu. Yerler suyun üzerine konulmuş ol, oldu. E suyun üzerinde olunca böyle bir akıntı var. Çünkü dünyada küre olduğu için yani daire şeklinde olduğu için kendi etrafında da dönüyor. E yerde suyun üzerinde olunca bu sefer yer dere, deveran etmiş olması lazım yani. Sürekli hareket ediyor olması lazım. Yani Hindistan bir bakacaksın veya Endonezya bir anda Türkiye'nin meridyenine gelmiş olması lazım. Çünkü hem kendisi küre, kendi de döndükçe içindekiler de su olduğu için böyle akıp gitmesi lazım. Nasıl bir deniz, denizin ortasında gemi böyle akıp gidiyor sen bağlamazsan veya üstüne bir cürüm koymazsan, bir ağırlık koymazsan, bir tekne parçası, bir tahta parçası böyle akıp gidiyor. Hareket ediyor yani. Dolayısıyla yer de yer yüzü üzerinde Hareket ettiği için, sarsıldığı için allah Teala da oraya böyle çivi niyetine dağları yarattı. Yer sabitlenmiş oldu. Fahrettin Razi bunu tefsirinde güzelce açıklıyor. Çünkü yerde sıvının üzerindedir. E şimdi sen maalesef işte bazı profesörler var. Celal Şengör gibi. Kardeşlerimizin de aklı buradan çelişiyor. Ne diye çelişiyor? İşte diyormuş ki allah Teala dedi ki dağları deprem olmasın diye yarattı. Şimdi bir kere şey, manayı yanlış veriyor. Deprem olmasın diye yarattı. E en çok depremler dağlarda patlıyor. O zaman bu ayeti kerime yanlış yalan konuşuyor. Böyle bir Kur'an Allah kelamı olamaz. O zaman Allah da yok. Kur'an da yok diyor haşa ve kella. Acaba öyle mi? Şimdi Rabasiye yeri sabitlemek için diyor. Deprem olmasın diye demiyor ki. En de hüküm. Çünkü yer hareket ediyor diyor. Anladın mı? Efendim. E mesela insanın içinde de vücudu hareket ediyor. Bir komplesinin sallanması var. Bir ufak tefek sallantılar var. Ufak tefek sallantıları sen hissetmiyorsun. E dünyada da fay hatları var evet. Ama onlar belirli yerlerde belirli zamanlarda sallanıyor. Komplesi sallanmıyor ki. Dağlar olmasaydı komple yer sallanmaya başladı. Hiçbir yerde yaşam yaşamayacaktın yani. Yani sen istisnai kuralmış gibi anlatmaya çalışırsan bu sefer allah Teala yanlış söylüyormuş gibi haşa gavurluğa kadar yolu var bu işin yani. Deprem olmasın diye demiyor. Ki zaten dağlar neden yaratılmış hareket etmesin yeryüzü de yeryüzü yaşanabilir bir hale gelsin İnsanlar oda durabilsin anladın mı sürekli hareket ederse nasıl biz ayakta durabileceğiz yani efendim. E dolayısıyla bu insanların nimetine insanların yaşamasına vesile olan bir sistemdir e, kıymetli kardeşlerim. E dağlarda Allahü Teala yaratmış oraya koymuş dolayısıyla e, sallanmasın diye değil e, yani deprem olmasın diye değil sarsıntıdan dolayı mesele o yerin sallanması hareket etmesin diye dağlar yaratıldı. E zaten dağlarda da deprem oluyorsa e zaten o dağ o depremi çekecek ki yeryüzü yaşanabilir bir hale gelsin. Ayetin manası da o. Yeryüzü yaşanabilir hale gelmesi için dağlarda deprem olmayacak demiyor ki ayette. Dağlarda deprem olmaz. Dağlar deprem olmasın diye yaratıldı. En çok deprem dağ öyle bir şey demiyor ki. Dağları sabitleyici kıldık, çivi niyetine kıldık, kazık kıldık yani. Nasıl bir kürenin içerisinde bir şeyler döndüğü zaman sen ona kazık çakıyorsun. O içerisindeki şeyler dönmesin diye o küreyi sabitliyorsun. Ve o kovayı veya o leğeni neyse, o cismi neyse sabitliyorsun. Hareket etmiyor, akıp gitmiyor. Bu dağlarda bunun için yarattık diyor. Yoksa dağlarda deprem olmasının bir sıkıntısı yok ki. Bir de bazı dağlar var ki asıl onlar böyle dünyanın büyük dağları. Ben Nesefi tefsirinde gördüm diye hatırlıyorum ama şimdi tam hatırlayamadım. İşte bazı isimleri var onların. E, Tuğri Sina da bunlardan bir tanesi diye hatırlıyorum efendim. E, onlar asıl sabitleyici dağlar onlar. Yani her dağı buna katmayın ha. Asıl dünyanın merkezine oturtulmuş ve dünyanın yeryüzünün sarsılmasını engelleyen bazı dağlar var. Asıl mesele onlarda. Onlar böyle çivi niyetine tutuyor. Yoksa her tepe buradaki efendim ayet kemenin dahline giriyor diye anlamayın. Dolayısıyla ayete biz düzgün mana vermezsek dağların yaratılmasındaki hikmeti anlayamazsak bu sefer Allahü Teala yanlış konuşmuş diyecek kadar haddimizi aşabiliriz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Deprem olmasın diye değil, yer hareket etmesin, sürekli sallanmasın bütün yeri konuşuyorum. Ondan dolayı Allahü Teala dağı yaratmıştır ve sonradan koymuştur yeryüzü üzerine diye. Rabbimiz Celle Celaluhu Nahil suresinde bize bunu anlatmış oldu kıymetli kardeşlerim.